Abicim burnuma pis pis sanayi kokuları geliyor. Yarın öbür gün Yusuf Çoman yerleştirecek bizi bir işe, bak görürsün. Yazık valla. Bu yakışıklılıkla yağın kirini içinde harcanacağız. Millet Bodrum, Çeşme, Antalya'da coşarken biz burada sefil olacağız. Bir yerden bir para denk gelse tatil of için. Unut o içi oğlum. İmkansız yani, imkansız. Ya abi baksana. Bakma beni sokak ortasında ya. Param cebimde, kalkmışım gelmişim memleketten. Hani gönlü vardı kadının. Nasıl dönermiş sözünden. Görmüştü, beğenmişti hani. Bak dinle abi. Ulan doğru söyle, başkasına mı verdiler karıyı? Başlık mı az geldi? Başlık maçlık, amcanın niyeti belli abicim. Belliyse belli, bize ne lan, bize ne he? Abicim uyanık ol biraz ya, gel benimle. Öyle olsun Kirve, ben de sana yalatırım avcunu. Amcacım hayırlı günler. Sağ ol canım. Hayırdır, canın sıkkın. Bu avrat milleti delirtecek beni. Cebimizde başlık parasıyla kaldık burada ortada. Vah vah, çok üzüldük değil mi? Yardımcı olabiliriz aslında biz sana. Yani evlenmek niyetindeysen hayırlı bir kısmet ayarlayabiliriz. Çoluk çocuk ne karıştırmış bu işe ya? Kızım hemen amca ya. Ya maksat sevap işlemek değil mi? Bizim bir teyzemiz var, tam senlik. Deme be, kaç yaşında? Vallahi 45 falan değil mi? Ya iyiymiş. İyi olmaz mı ya? İncecik böyle. Bul maaşlı. Çoluksuz çocuksuz. Çöpsüz üzülme amca, daha ne istiyorsun? Görmek isterim valla. Kime niyet, kime kısmet? Kısmet tabii. Bu işler hep kısmet. Ayıptır söylemesin, ne kadar düşünüyorsun başlık parası olarak? Valla cebimde var bir 10.000 lira. Yetmezse daha da verebilirim. Önce hanımı görelim bakalım. Orası kolay amca. Oğlum ya. Bu iş tamamdır abicim. Sanayi sitesinde harcanmak yok bu sene. Ne oluyor oğlum? Niye çıktın bahçeye? Teyze daralmadın mı içeride ya? Çekirdek aldım işte. Çıtlarız ne güzel işte, gel hadi. Vallahi daraldım. İyi akıl ettin be. Dök bakayım acık, bana döve. Hop, yeter. Ne sıcak bugün de değil mi? Evlerde durulmuyor vallahi, Allah yardımcımız olsun. Gel otur teyze böyle, gel. Ay oturayım acık. Teyzeniz bu işte Mahmut amca. Nasıl buldun? Hoşmuş ya. Vallahi güzelmiş ha. Dedik sana değil mi? He, harika. Vallahi çok yakışacak teyze. Dur takayım kulağını. Ay. Tam bana göre. Ay ha. Gidip konuşacağım. Maymun. Hop dur bakalım ya. Olur mu öyle destursuz? Beğendiysen akşam adam gibi istemeye gelirsin. Konuşursun, tanışırsın bizimkilerle, halledersin. Anayla babadan mı isteyeceğim? Evet. Sen akşama gel yemekten sonra. Ben ortamı hazırlayacağım her türlü. Esah mı? Esah ya. Engin abi merkeze geçti Rıza babanın yanına. Rıfat meselesi için kafa patlatmaya devam edeceklermiş. Hepimizin bir tarafı patladı ama hala adam yok ortada ya. Sırf kaybolsa neyse usta. Eli kolu her yere uzanıyor. Habire ceset toplatıyor namussuz. Bir de üzülmüştük kızı için perişan oldu diye. Torunuyla yapayalnız kaldı diye. Acele etmişiz. Merkez 45-40, merkez 45-40. 45-40 dinlemedi. Çubuklu Bestekar Sokak'ta 25 yaşlarında erkek cesedi. Tekrar ediyorum. Çubuklu Bestekar Sokak'ta 25 yaşlarında erkek cesedi. İntikal ediyoruz, tamam. Fatih. Duydum komiserim. Şş, bana bakın. Bu da Rıfat'ın işi değildir herhalde, değil mi ya? Yuh be. Paranoyak oldun sen de iyice ha. Zaten sinirim burnumda. Ters ters konuşma. Oraya gelirsem senin ağzını burnunu kırarım ha. Gel. Abi ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Tutmayın lan. Tutmuyorum abi. Git o zaman. Gel. Vallahi biz de şaşırdık anne. Ne diyeceğimizi bilemedik. Önce olmaz falan dedik. Tersledik ama koca adam dinlemedi bizi. Utanma seve kadar gelip kendini tanışacaktı teyzemle de zor durdurduk vallahi. Akşam gelirsin amca dedik. Babam da evdeyken usulüyle tanışırsın dedik. Artık isteme falan bakarsınız yani dedik. Teyzem de görsün seni dedik. Yoksa fena yapar değil mi? Ay üstüme iyilik sağlık. Oğlum kamera şakası falan olmasın. Dikkat etseydiniz sağa sola kamera falan var mı? Adam uzaktan görüp teyzemi beğenmiş. Bizim teyzemizi mi? Nazike teyzeyi mi? Bana bak. Koparırım senin o kepçe ağzını. Dur teyzeciğim, dur bir sakin ol. Densiz. Neciymiş oğlum adam? Heh. Adı sana neymiş, kimlerdenmiş, ne iş tutarmış? Heh. O kadarını sormadık ama adı Mahmut anne. Böyle kalıplı malıplı. Zengin de galiba. Yani bana öyle geldi. Aman vallahi zor ana. Gösterişli kadın oldun mu, alımlı çalımlı oldun mu başa dert. Doğru da. Yani şimdi dışarıda falan da görmemiş teyzeciğim. Nasıl oldu böyle şak diye? Pencerede falan görmüştür Suat, ne bileyim. Ne yapalım? Gelsin bari ha. Tabii. Ayıp şimdi, geri çevrilmez. Koca adam.
Dünden niyetti be. Teyze, gelin mi olacaksın sen? İnşallah, inşallah. Sus kız, utandırma. Hadi, hadi. Ah, Mahmut Bey ne sever acaba? Ha? Ne hazırlamak lazım ikramlardan? Suat, baklava mı açayım, börek mi açayım? Ay bir dur teyze, daha adamı görmedik. Vallahi teyze, ne yapacağını bilmem de doymaz yani, hayvanın teki böyle. Zor doyar teyze, zor. İri yarı ha? Büyüklerin yanında oturmak. Ay tamam değil mi her şey? Ha? Zeyliş! Tamam teyze, Zeyliş, ya gel. Tamam sakin ol. İyi abi. Ha. Çay kaynadı mı yavrum? Kaynadı kaynadı. Ha. Bir defa sorma artık teyze, sakin ol. Ay. Hadi. Ay. Heyecan yaptı teyzem, kolay mı abla? Suat! Bak bakayım, bana bak. Nasıl, iyi miyim böyle ha? İyisin, iyisin. Allık fazla mı? Bir bak. Kız iyi bak. Gayet iyisin teyzeciğim, çok güzelsin maşallah. Ta 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 ta. Adamın dumanını atlayacaksın teyze. Çarpılacak Mahmut abi. Sus, utanmaz. Zeyliş! Ha? Kız börek mi oldu? Suat. Pişiyor teyze. Kurtuluyor muyum ben Nazike'den? Rüya değil değil mi bu? Bizi yapma Allah aşkına, kısmetse olur. Konuşsaydın sen azıcık Suat, huysuzluk etmesin. Gelen adamı sevdirsin kendini de alsın gitsin şu uğursuzu başımızdan ya. Süsleyicim. Geldi. Vallahi geldi. Geldi. Sakin ol. Geldi. Süslü geldi. Sus sus sus. Tamam tamam ben açarım. Sakin, sakin ol. Bismillah. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Mahmut amca? Sağ ol yeğenim. Buyurun bunlar size. Aa, ne zahmet ettiniz, ne bunlar? Erzak getirdim. Evin ihtiyacı bitmez biliyorsunuz. Alayım. Ayol bunun. Ya gerek yoktu, zahmet etmişsiniz ya. Ha. Ben Hüsnü Çoban. Ben Mahmut kardeşim, sağ ol. Memnun ben de oldum. Suat Çoban, memnun oldum. Merhaba. Eşim buyurun kapıda kalmayın, şöyle geçin. Şöyle geçebilirsin Mahmut amca. Sağ ol. Hoş geldiniz Mahmut Bey. Aman efendim, hoş bulmuşuz. Şükür görüştürene. Estağfurullah, ayakta kalmayın, buyurun. Sağ ol. Buyurun, oturun. Ha, pardon. Cilve yap birazcık, kazık gibi dur. Sussana kerkene, sus. Yani Can'ın derdi asıl ailesini bulmakmış. Öyle. Evden de bu yüzden ayrılmış zaten. Dün geceki kavga gürültünün ölümüyle bir ilgisi yok yani. Eminiz bundan? Eminiz Rıza baba. Tüm ifadeleri de doğrulattık. Refik'in silahı da balistik inceleme de temiz çıktı. Yani acayip bir durum ama elimizdeki şüphelilerden hiçbirinin Cihan'ın ölümüyle bir ilgisi yok. O zaman eldeki tek isim şu Erkan. Öldürüldüğü gece Cihan'a telefon eden arkadaşı. Erkan'ın çalıştığı yerin adresi var elimizde. Gidip bir bakalım derim Rıza baba. Hemen çıkın. Sinan'la Elif de gelsin sizinle. Yeterince dallanıp budaklandı bu iş. Temizlemeden gelmiyor. Hadi abi. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür afiyet ederim. Olsun. Elinize sağlık. Üstüne. Teşekkürler Nazike Hanım. Zahmet oldu teyzeciğim. Estağfurullah. Al bakalım. Teşekkür ederim. Hmm. Polisiniz demek. Ne güzel. Daha var herhalde emekliliği ha Üstüne Bey kardeşim. Var var var. Bizde daha var. Siz emeklisiniz galiba. Emekliyiz çok şükür. Evet. Memlekette bağ bahçe toprakta bol ayıptır söylemesi. Maaştı, onların geliriydi. Hmm. Biraz hayvanımız da var. Geçinip gidiyoruz işte. Maşallah. Maşallah. Teyze, teyze. Yaşadın. Okey. Senin okun nasıl bakalım? İyi işte nasıl olsun? Anam, fena mı? Ederim etmesine de yaşlı değil mi bu adam işte? Yok yok, iyi işte. İyi, iyi, iyi. Otuzluk mu istiyorsun bu yaştan sonra, anlamadım ki? Sus, dur şu kızını. Yolacağım şimdi ha. Ay tamam. Sus kızım, sus. Şimdi sadede gelirsek Hüsnü Bey kardeşim. Tabii tabii, buyurun buyurun. Aha da kopuyor dananın kuyruğu. 10.000 başlık istemişsiniz hanıma. Bence uygundur. Yani piyasasını biliyorum. Az bile istiyorsunuz Allah'ıma. Sağ olun, mahcup ediyorsunuz. Estağfurullah. Anladım, başlık mı? Benim için para mı istedin Hüsnü? Ne parası be? Üste ben para vereceğim seni alsınlar diye ya. Mahmut Bey, hiç hoşlaşmadım bu para muhabbetinden. Satılık değilim ben. Ama olanlar bana öyle deyince... Biz para lifam ettik, aşk olsun yani. Ya hayır, babam bizi tanımasa sana inanacak Mahmut amca ya. İnandım bile eşek sıpası, inandım bile. Mahmut Bey, bizim zevzekler şaka yapmışlar akılları sıra. Yok para mara.
Kapatalım bu konuyu. Başlık falan istemeyiz biz. Hiç. Hayvan alır satar gibi ne öyle? Ay teyze, dur bir sakin ol. Belki beylerin adetleri oralarda öyledir. Ha? Yani siz evlenince hediyenizi aranızda yaparsınız artık. Bizi ilgilendirmez bu. Hediyem hazır. Beşi bir yerden hazır. Adana burması 3 çift. İyi. Şimdi oldu bak. Isındım adam abi. Elektrik oldu yani. Açalım mı paravanı? Vallahi gerisi Allah'tan hayırlısı diyeceğiz. Sen ne diyorsun Nazike Hanım? Benim bir tek arzum olur efendim. Nikahımı memlekette Akçay'da şöyle dosta düşmana karşı yapmak isterim. Hay hay. Sizin oradan buluruz o zaman hocayı da. Hoca mı? Ha, imam nikahı için. Adettendir değil mi? Olur, o da olur. Değil mi? Ne adeti? Evlilik işte, başka nasıl olacak ki? Resmi nikah? Olmaz, resmi nikah yok, yapamam. Ya nasıl ya? Bir dakika. Tamam Müslüm Bey kardeşim. 3. hanımda takıldı kaldı nikahınız. Vermedi nikahını bir türlü. Ne? 3 kez mi evlendin sen? Ay üstüme iyilik sağlam. Amcazlı çıtlama ya. Yok, ben 4 kez evlendim. Dördüncüsü de hoca nikahlı. Seversin ama iyidir Gülden Hanım. Abla kardeş geçinirsiniz. Ayol sen ne diyorsun adam? Ay kuma diye alacak seni bu adam teyze. Ay ömrümde görmedim böyle rezillik. Bizde kuma gidecek kız yok amca, yok. Al hediyeni, erzağını. Hadi başka kapıyı, hadi. Hadi. Ay benim tarzımı oynadın üstü. Ama üstü be kardeşim. Hadi, kardeşim be. Hadi. Yürü hadi, uğurlar olsun, hadi yürü. Hadi. Yürü uğurlar olsun. Hadi. Başka kapıyı hadi. Teyze adamı yürü. Yoluna gitsin. Ay ellerim titredi sinirden Soğan. Tamam teyze, tamam. Irak. Gitti. Bak nasıl titriyor. Bu adam son ümidimdi, o da gitti. Ya Nazike, ben senden kurtulamayacak mıyım? Ay ben neyin derdindeyim, sen ne diyorsun Üstü? Elim ayağım titredi sinirden. Bak sinirim oynadı ya. Ay yok teyzem, yok. Yaptı oğlum bizim planımız. Tatil yalan oldu abicim. Ay bak bize nasıl titriyor. Bize yine sana aynı yolları. Hep bu sıçanlar yüzünden. Gelin buraya. At teyze. Size mi kaldı? Çat çat aldı. İyi günler. Sağ olun size de. Hüsnü, şimdi bütün bu paralar bizim mi? Bizim tabii ya kızım, bizim. Baksana ikimizin ismine ortak hesap. Ay Allah'ım çok şükür bu günleri de gösterdin bize. Yalnız ben o şeyi anlayamadım Hüsnü. Herkesin her dediği anlaşılmaz zaten sonra. Anlamaya da çalışmayacaksın. Bankacılar, doktorlar, politikacılar. Anladın? Anladım. Şimdi Hüsnü bu offshore. Offshore. Ay ne güzel dilin dönüyor Hüsnü. Senin bu İngilizce telaffuzuna bayılıyorum ben Hüsnü. Ayıpça söylemesi anlarız biraz. Az kursa gitmeyin değil mi? Ondan. Şimdi bu offshore dedikleri dalga şu. Set Bank'ın deniz aşırı ülkelerde faaliyet gösteren başka bir bankası var. Bizim banka aracılık ediyor. Para o uzaktaki bankaya gidiyor. Hem vergi avantajı, hem daha çok faiz, hem öyle bir şey işte. Oo iyiymiş o zaman Hüsnü. İyi tabii kızım, iyi. Hadi ben kaçıyorum Suat. Daha gidip bizimkileri bulacağım. Sen de mi kalacak? O zaman ben de buradan bir taksiye bineyim. Hı-hı. Artık rahat rahat taksi tutabilirim değil mi Hüsnü? Vay biliyorsun Suat'cığım ya, lafı mı olur? İstersen taksi durağını tut kızım. Git durağa kaldı ne varsa ya. Hüsnü, Ferda'nın evinin önünden de geçerim. Kornaya basarız böyle, daktırı. Çatlar Ferda karısı ha. Yok. Boşver Suat'cığım ya, boşver. Değmez ya, muhatap olma. Güle Hüsnücüğüm, hayırlı hadi. İşler, kolay gelsin. Hadi. Taksi! O yalan haberi yapanlar da var. Buyur abi. Bak. Boş verdi abi. Mahkemeye gitmeden uzlaşmanız iyi oldu. Gitsen senelerce sürer. Aldığın paranın yarısı avukatlara gider. 2 milyon 2 milyondur be abi. Kısa günün kârı. Yani biz öyleydik zaten. Aslanım üstü be. Yakışmış ama sayfaya baksanıza. Başlık yanlış ama abi. Değil mi? Ben olsam döşerdim. Hüsnü Çoban'ın önlenemez yükselişi. Arkadaşlar bundan sonra karşımıza çıkan yan kesicilere, sapıklara gözümüz gibi bakıyoruz.
Basın mensubu kardeşlerimize kolaylık sağlıyoruz. Ve asla pataküte girişmiyoruz. Veli tamam. Nimetimiz onlar için kardeşim. Bize de çıkabilir. Hepsi iyi güzeldi abi. Suat abla nerelerde abi? Ne? Suat abla nerede? Hakikaten abi ya. Ablam aldı paraları. Sesi soluğu çıkmıyor. Evet. Gözümüz yok, helali hoş olsun da. Arada bir açar hal hatır sorardı ya. Yok be oğlum. Gene sorar da işi başından aşkı bugünlerde. Hayırdır abi, ne işi? Ev bakıyor oğlum, sabahtan akşama kadar kalacağız. Ev mi? Ne evi? Brüt 193 metrekare. Net kullanım alanı 150. Bütün odalar güneş görüyor. 3+1 maxi. İşçilik 1. sınıf. İsterseniz ankastre mutfak seçeneklerimiz de mevcut. Çok mersin. Ben kataloğumuzu size vereyim. Üzerinde numaralarımız yazıyor. Eğer karar verirseniz bizi oradan arayabilirsiniz. Peki tamam. Çok teşekkürler. İyi günler. Ben İyi teşekkür ederim. İyi günler. Efendim Suat. Hüsnü. Havuzlu bir villa beğendim ama. Yani havuzu biraz küçük mü ne? Dur oğlum dur. Karar veremedim. Sen de gelip baksan hayatıma. Ne havuzu, ne villası Suat? Ne yapıyorsun? Uçma o kadar kızım ya. Ay emlak fiyatları çok düşmüş Hüsnücüğüm. Kelepiği bildiğin gibi değil. Ya Suat, ben hayatımda bir defa havuza girdim. O da ayağım kayıp düştüğüm için. Ay bir dakika Hüsnücüğüm. Öbür telefondan arıyorlar. Ferda'yı vereyim ben sana. Sen ona söyle söyleyeceğim. Ben sana sonra dönerim hayatım. Hadi bay. Ferda, bir konuş ver hayatım Hüsnü'yle. Evet Hüsnü abi. Gelecek misin? Bekleyelim mi? Geleceğim Ferda, geleceğim. Gelir gelmez de kafanı havuza bir sokacağım. Bir daha da çıkarmayacağım. Bilmiyorum yani. Mesude sen miydin? Ne vardı hayatım? Suat'cığım, son verdiğim siparişler biraz gecikti. Hiç böyle olmazdı hayatım. Ne oldu, niye aksadın? Ay başlayacağım ama şimdi boncuklarından Mesude. İşim başımdan aşkın zaten. Aa, ne diyorsun sen Suat? Lütfen ama. Eline 3 kuruş para geçti diye. Hadi anam hadi. Uğraşamayacağım şimdi ben seninle. O saçma sapan boncuklarınla bir de. Ay yarabbim ya. Hadi güle güle, uğurlar olsun anacığım hadi. Hadi yakala abi hadi ya. Aman. Ay. Herkes hakları bilsin ama değil mi anacığım? Evet. Abi düşünsene. Bizimkileri yollamışız evden. Uzanmışız şuraya şezlonglara. Havuzlu bikinli kızlar. Güzellik yarışması düzenleyelim lan. Kızlar böyle havuzun yanından süzülerek etsin ha. Olur valla. Dereceye girenlere bir ödül vermek lazım ama. O kolay oğlum. Havuzlu villada bir hafta devre mülk. Öf abicim öf. Ben bırakırım okulu valla. Bu yıllar bir daha geri gelmez. Tadını çıkarmak lazım. Çüş lan, abartma sen de. Bakın ne geldi benim aklıma Hüseyin Beyciğim. Bu havuzu böyle biraz büyütmek mümkün mü acaba? Enine boyuna böyle. Tabii ki, niye olmasın? Mimarlarımız gerekeni yapar. Ellerinde alternatif projeler var. Sizi görüştürelim isterseniz. Ay çok iyi olur. Ay sabahtan beri daha yine oturuyorum Hüsnü, inanır mısın? Ay ne telaşlı işlermiş bunlar anacığım. Suat kendini fazla kaptırdın bu ev işlerine kızım ya. Sakin ol biraz, abartma fazla. Ay öyle deme Hüsnü. Koşturmadan olmuyor. Birazdan mimarım gelecek. Toplantı yapacağım onunla. O havuzun tadilat projesiyle ilgili anne. Anlamadım. Mimarım mı dedi? Senin mimarın mı var? Ne zaman oldu? Nasıl? Nereden aldın ya? Ne toplantısı ya? Aslanım son damlada. Hüsnü abi,
Suat ablaya söyle, bir mimar da benim için baksın. Şöyle uzun boylu mavi gözlü. Suat, dinle kızım. Bunun suyu çıktı ha. Ay şimdi çok meşgulüm Üstü. Başımı kaşıyacak vaktim yok. Ben seni daha sonra dinlerim, tamam mı Üstücüm? Hadi bay. Suat, kapat. Alo. Kapattı ya, kapattı. Kapatır tabii Üstü ya. Meşgul ediyorsun kadıncağızı. Toplantısı var, görmüyor musun? Allah Allah. Selin'cim, Ferda ablanla bana bir su getir. Hayatım, içimiz yandı. Tamam, evet anne. Mesudicim, buyur canım. Rahatsız ettim galiba Suat Hanım. Yok, estağfurullah, ondan değil de. Görüyorsun işte, iş güç. Ben de onun için gelmiştim. Şu sendeki malzemeleri almaya. Madem artık takı yapmıyorsun, başkasına kaydırayım bari siparişleri. İhtiyacı olan bir sürü insan var. Tabii anacığım, tabii, ne demek. Yavaş. Pek bir havalı olmuş seninki. Bak, hazır burada seni bekliyor. İşte malzemelerin. Ver ihtiyacı olan birine, sevaptır. Evet, başka? Yok, bu kadar. Ha, aklıma geldi. Hüsnü nasıl? Niye sormuştun Mesudeciğim? Hiç, öylesine. Neyse, size iyi günler. İyi günler Mesudeciğim. Kolay gelsin sana bununla. Ay. Utanmadan Hüsnü'yü soruyor bir de, görüyor musun? Böyle mal gibi sırıta sırıta. Arsız karı! Zengin adamın karısı olmak kolay mı şekerim? Asıl bundan sonra bak sen. Hüsnü abinin peşinden koşan koşana. Ay sen mi söylüyorsun kız Ferda? Vallahi benden söylemesi Suat'cığım. Ona göre yani. Alo, evet sizi dinliyorum. Hayır, alakanızı çok teşekkür ederim Tomuş Bey'ciğim. Nereden akraba oluyorduk biz sizinle? Tamam, pazartesi günü sözleşme yapıp evin peşinatını veriyoruz. Sonra havuz tadilatına başlayabiliriz Tonguç Beyciğim. Haftasını da havuzu boşaltırsanız iyi olur. Değil mi Tonguç Beyciğim? Ya boş ver kuyu çeşmeye, herkes orada. Ayağa düştü artık. Caddede yeni mekanlar açılmış, onlara bakalım. Çabuk bitir, arkadaşım arayacağım. Dur bir dakika. Tonguç Beyciğim bir dakika. Ben size döneceğim. Ferda, anacığım bir dakika. Biraz hatırlatmaya çalışsanız. Mimarımla konuşuyorum Ferdacığım. Sen beni lütfen sonra ara hayatım. Bir saniye ya. Pardon Tonguç Beyciğim. Nerede kalmıştık biz? Gelemem Alican. Partiye davetliyim oğlum. Anladım. Yok, haftaya da gelemem valla. Oğlum, sen en iyi yerden gören mi hocam? Ben de öyle düşünüyorum. Ya babama ne gerek var kardeşim? Parayı ben bastıracağım. Cumartesi alışverişe çıkıp kendime bir şeyler alacağım. Sen de gel istersen, bikine falan bakarsın ha. Ya kardeşim, ne alakası var ya? Ben o köyden ayrıldığımda 8 aylıkmışım. 40 sene geçmiş üstünden ya. Oğlum tamam ya. Ya yeter, çok ısrar ediyorsun. Bana bak, ağzını bozma, fena yaparım ha. Ne? Allah Allah, yeter be. Heh. Yeter. Tamam, kapatıyorum, sonra görüşürüz. Şu halimize bakın ya. Anasını satayım, iyi ki bir paramız oldu ya. Birbirimizi unuttuk ya. İki lokma daha yiyemedik. Ya ben bu veletlere eşek sıfaları bile diyemedim hastalığıyla ya. Fırsatım olmadı ya. Güya iki lokma yiyip devriyeye çıkacaktım. Al. Al buyur. Geldi Ali. Hüsnücüğüm, gel oturalım, iki lokma yiyelim. Gel hayatım. Hadi istemez, oturalım. Hadi. İstemez. Geç kaldım zaten. Siz devam edin. Devam edin konuşmaya ya. Bir ara biz de konuşuruz belki. Olmadı telefon ederiz canım ya. Ne olacak? Birbirimizle telefonda konuşuruz. Telefon dediğin ne güne duruyor? Baksana, çiftler çiftler maşallah Suat Hanım. Vallahi bu defa haklı adam. Hadi yiyelim çocuklar. Tamam. Hadi. Seninki yazıyor yine dedem ha? Aman sene başından beri yazıyor. Bir şey oldu yok ki. Ya Tekin, ne yapacağız bu matematik sınavında? Hiç çalışamadım ben. Bütün gece internette. Gördüm. Mesaj attık, o kadar ama aldıran kim? Ya aşk olsun. Vallahi farkında değilim. Uyumuş kalmışım zaten. Bu sınavdan da iyi not alamazsam. Sınav kolay. Hallederim ben senin işini. Nasıl? Orasını bana bırak. Ama sen de beni ekmeyeceksin okul çıkışı, anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Sen şimdi sınıfa git. Öğretmen soruları yazdırınca çiz işte bir şeyler. Ne olursa. Hiç boş durmam mı? İyi de sonra? Sen dediğim yap, güven bana. İyi peki. Görüşürüz. Bağladın mı lan işi? Bağladık ayıllısıyla. Abi yapıyoruz değil mi o işi? Tamam oğlum, yapıyoruz dedik ya. Beden dersinde hocaya ayağımı burktum diyeceğim.
Gerisi konuştuğumuz gibi işte. Yalnız abi, bir can daha olacak. Didem de var. Azıttılama sen de. Yüz verdik hastalarını isteme. Ne olursun abi ya. Yapıver kardeşine bir fiyat. Okuldan sonra söz verdik biz, buluşacağız. Abilik böyle girinir için oğlum. Bir kendisi olsa tamam. Yok, illa takacak birilerinin peşine. Abi çok gıcıksın ya. Hakikaten ama ha. Çocukcağız 40 yılın başı Didem'den yeşil ışık almış. İyi lan iyi, tamam hadi. Aslan abim benim be. Tunç sağ ol. Bir kız görmesin abi ya. Deme veriyor bu salak. Tamam mı çocuklar? Sadece işaretlemek yok. Çözdüğünüzü de göreceğim. Başarılar çocuklar. Herkese iyi şanslar. Al kırıldı bir şeyler. Sağınıza solunuza bakmak yok. Tut şu kağıtları sen şöyle. Ver bir tanesini bana. Dikkat et de yakalanmayalım hadi. Maşallah derya kuzusu bunlar. Büşra. Ne yapıyorsun sen? Öğretmenim şey ben... Sıfır alacaksın. Utanmıyor musun sen bu yaptığını? Örnek alacağız arkadaşlar. Çok ayıp. Abicim bugünkü sınav var ya... 10 numara 10. Hakkını ödeyemem valla. Sınavı boş ver de. Didem'le ne yaptınız okuldan sonra? Dolaştık biraz. Bir pastaneye oturduk. Elini bile tuttum kızın. Hadi ya, aferin lan sana. Valla. Bir iki defa yaptık mı bu kopya işini? Ben o kızı var ya abicim. Oo. Ne bir iki defası oğlum? Yarına tarih sınavı koymuşlar abi ya. Beni ilgilendirmez. Kır kafanı çalış, bana ne? Abi, gözünü seveyim ya. Sen de suyunu çıkarma ama. Tamam işte yaptık bir sefer, bitti. Ama ben söz verdim Didem'e. Bana ne vermeseydin? Bana mı sordun söz verirken? Mecbur kaldım abi. Ne demek lan mecbur kaldım? Kız deyince bana ablam Metin'den çok hoşlanıyor diye. Ne? Yıldız mı benden hoşlanıyormuş? Hem de ne hoşlanmak. Eriyormuş abicim kız senin için. Biliyorsun Yıldız'ı. Okulun güzellik kraliçesi. Herkes peşinde. Yapma ya. Ya? Ne yapıyoruz şimdi yarın? Hadi madem. Bu seferlik yapalım bakalım. Yangın söndürme tüpleri gelecek bugün bakımdan. Gelince haber verirsin bana, olur mu? Tabii hocam. Tamam. Hadi. Metin? Metin? Öğretmenim. Ne yapıyorsun burada? Ne bu kağıtlar? Önemli değil öğretmenim ya. Anlaşıldı. Evet, anlaşıldı. Versene eline, duruyorsun. Seni ve Didem'i odama bekliyorum. Müdür muavini Ayla Soylu. Buyur Ayla ablacığım. Tabii tabii, müsaitim. Evet, dinliyorum. Nasıl ya? Yine mi? Bizimkiler. Bizim eşek sıpaları. Tamam tamam, geliyorum. Tamam evet, geliyorum tamam. Yedim ulan sizi. Yedim eşek sıpaları. Didem, vallahi benim suçum yok ya. Bakma bana öyle. Konuşma benimle Tekin. Ağzını bile açma. Ya hep bu abim yüzünden. Ne diyorsun oğlum sen, ne diyorsun? Yalan mı abicim? Ben mi yakalandım mal gibi Ali Hoca'ya? Senin ağzını burnunu kırarım ha. Sen kimin ağzını burnunu kırıyorsun? Şşt, çocuklar sessiz olun bakalım. Ben seninle sonra hesaplaşacağım. Konuşalım abicim, istediğin yerde. Ya siz gerizekalı mısınız? Ne diyeceğimi şaşırdım vallahi Ayla abla. Yani bu kaçıncı mahcubiyetimiz size karşı? Rica ederim Üstücüğüm. Ne mahcubiyeti? Vallahi senin oğlanlara aslında hayranım. Öyle yaratıcılar ki.
Al işte. Tekin'in savunması mesela. Ne yazmış eşek sıfası? Ömür çocuk valla. Al kendin oku. Beni yetiştirmek için gece gündüz saçını süpürge eden sevgili ve çok değerli öğretmenlerim. Hay alaka. Uzun öğrencilik hayatımda hiç kopya çekmedim. Çekmeyi de aklımdan bile geçirmedim. Yalan, yalan. Devam et, devam et. Bugün okuldan sonra abimle sahile balığa inecektik. Olta takımını bu yüzden yanıma aldım. Sınav esnasında yanında oturduğum pencere açıktı. Rüzgar bir ara lodostan keşişlemeye dönünce... Keşişleyeceğim ben seni, keşişleyeceğim. Benim ve arkadaşım Didem'in kağıtları bahçeye uçtu. Bak, o sırada olay yerinden geçmekte olan abimi görüp... ...misinayı ona attım. Ve kağıtları oltaya takmasını istedim. Yüzsüz. Özetle Üstücüm, Tekin her ne kadar hayal gücü nedeniyle tam puanı hak ediyorsa da kopya yüzünden sınav notu sıfır. Ayrıca disiplin cezası da alacak. Nedir lan sizden çektiğim eşek sıfaları? Adam olmayacak mısınız oğlum siz? Olmayacaksınız, söyleyin uğraşmayalım. Benim suçum yok baba. Tekin girdi kanıma, o kandırdı beni. Ulan kazık kadar adam oldun, boyuma geldin. Bacak kadar velet kandırdı diyorsun utanmadan. Salak mısın oğlum sen? Baba, ayıp oluyor mu kızın yanında? Biz bu karizma yapmak için senin elimizi verdik. Göstereceğim ben sana karizmayı, eşek sıfası göstereceğim. Babanın karizmasını düşünen yok tabii. Yerlerde sürünüyor sayenizde. Baba, aynı şey mi ya? Sus! Biz delikanlıyız da. Sen kaç yaşına gelmişsin? Ne yapacaksın bu saatten sonra karizmayı? Ha? Konuşuyor musun lan sen hala? Hı? Akşam evde görüşeceğiz seninle, evde. Babam işte. Ay! 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 Ay. Dedem ne oldu sana, ne oldu? Ah. Gel, gel! Sorma Suat, sorma başıma geleni. Oğlum, hiç iyi değil bu işin sonu, söyleyeyim. Bence de abicim. Dur bakalım. Kırık mı şimdi bu bacak? Kırık tabii bak. Kızım bir tabure verin otur. Otur teyzeciğim otur. Kaç, kaç oradan kaç. Benim neyime bir başıma soba kurmak. Soba mı kurdun? Doğalgaz yok muydu senin evinde teyze ya? Odun sobasının sıcaklığıyla bir olur mu? Kurayım dedim ufacık bir soba salona. İliklerim ısınsın dedim Suat. Borusunu takayım derken... Kıyamam sana teyzeciğim. Arasaydın gelip yardım ederdik. Hadi dedim, rahatsız etmeyeyim. Ay geç de kaynar şimdi bu bacak. Yaşlılık çok zor ya, çok zor. Kız ne varmış yaşımda? Öyle deme teyze ya, Allah Allah. Doğru, sezonu kapattın artık sen teyze. Ya. Dikkatli olman lazım. Nereye gideceğimi bilemedim Suat. Sana danışayım dedim. Artık hayır kurumu mu olur, Darül Aceze mi olur? Artık yatacağım bir. Var mı öyle bildiğiniz bir yer yavrum? Siz bilirsiniz çocuğum. Ben biliyorum bir yer aslında. Ha. Neresi? Beşiktaş'ın Ümraniye Diki tesisleri. Dergaha da öyle yatarsınız böyle karşılıklı nazike teyze sakat sakat. Süperdi lan çak çak. Şşt, bana bak, dalga geçiyor bunlar benimle. Suat bir şey de şunlara. Bırakmam. Seni bu halde hiçbir yere bırakmam teyze. Al işte ev. Hepimize yetiyor. Sana da yeter. Üstü? Bir şey diyemez. Sağlık bu sağlık. En yakınımızsın sen bizim. Buradasın artık teyzem. Canım benim canım. Hadi bakalım. Olacağı buydu. Ay vallahi çok duygulandım. Ağlayacağım yemin ederim. Teyzem. Bak ağlıyorum. Teyzem. Canım. Kız kemiklerimi kırdı. Pardon, teyzeciğim, pardon. Küçücük canım var. Benim bir rüyam var Suat. Benim bir rüyam var. Ne rüyası Üstücüm? Hayırdır inşallah. Anlat bakayım gündüz niyetini. Şu evde biz bize baş başa kalabilmek istiyorum. Şu üçlü koltuğun tek hakimi olmak istiyorum. Şu kadarcık yani... evde, 2 metrekarelik yerde. Çok mu Suat? Hakkım yok mu buna ya? Var Hüsnü, elbette var. Olmaz mı? Bu ne o zaman Suat? Ne işi var bu kadının bu evde? Şaka mı bu ya? Ha şaka mı ya? Değil vallahi baba ya. Kırmış bacağınız ki. Kaldı üstümüze yani. Geçmiş olsun. Şşş, çok ayıp. Sus.
Hüsnü, bak bu sefer çok ciddiyim. Sağlık bu. Bırakamam teyzenin başını. Hadi afiyet olsun. Size de. Tekin! Tekin gel oğlum. Gel çocuğum. Of. Ne oldu teyze söyle? Şunu biraz sola al çocuğum. Ayağını. Evet bakma öyle. Ağrıyor. Ay, aa! Hey! Yap. Kaldır bak. Oh, hadi. Hadi. Acıyor tabii ayağı Hüsnücüğüm, bakma öyle. Bir şey mi dedin Suatcığım? Yok teyzeciğim, ben öyle konuşuyorum öylesine. Teyzeciğim diyen dillerine kurban. Melek senin bu karın Hüsnü, melek. Bir de bilsen kıymetini. Bileceğim de bir baş başa kalamıyoruz ki şu evde. Biz bize olamıyoruz ki bir türlü. Anlamadım. Yok bir şey, yok. Kalsın Suat, kalsın, ne diyeyim ya. Gelmiş yerleşmiş zaten. Üçlüme uzatmıştı ayağını böyle burnumuza sokar gibi. Yapma. Laf mı kalmış bize ya? Of. Ay, insandır benim kocam be. İnsandır. Oh, tamam. Tamam. Oh, Suat, abartma. Güzelim. Kızım. Abartma. Şımartma şunu şapır şupur. He, tamam. Tamam. Babacığım kahveni yapıyorum. Tamam kızım, yap. Yap bir acı kahve de kendimize gelir. Bana da yap yavrum, orta şekerli olsun. Abi, Nazike bize çöktüğüne göre o ev şimdi boş. Evet boş. Paraya çevirelim o zaman mekanı. Nasıl olacak o? Millet parça yapmak için ev arıyor abi. İnternette ilanlarını görmüştüm ben. Yapma ya. Ya, bir gecelik takılıyorlar. Bütün masraflar onlardan. Temizliğini bile yapıp gidiyorlar. Bize küt diye indiriyoruz parayı. Abi nasıl? Süpermiş lan. Bul bakayım şu ilanı. Çocuklar, teyzeniz gidene kadar ben de sizinle odanızda takılsam. Oo, biz ancak sığıyoruz baba. Sen olursan biz ders çalışamayız ki yani baba. Kalır sınıfta, sonra da kızarsın. Ne yapacaksınız bakayım benim evde? Ders çalışacağız. Kes tıraşı. Doğruyu söyleyin bakayım bana, kıvırmayın. Heh, abim kız arkadaşını davet edecek de bir şey konuşacaklarmış. Ne alaka ya? Utanıyor tabii şimdi sana söylemeye. Utanma abi. Nazike teyze yakınımız bizim. Aile büyüğümüz, anlar bizi. Şöyle yola gelin bakalım. Utanma çocuğum. Halden anlarız biz değil mi? Alın bakalım. Yalnız dağıtmak yok. Sakin sakin, güzel güzel konuşun. E mi oğlum? Tabii teyze. Aferin çocuğum. Sen hiç merak etme. Şey, yalnız bu olayda aramızda utandırmayalım abimi değil mi? Hadi kaybolun kaybolun. Tamam. Çabuk. Oğlum, neden beni yakıyorsun lan? Nereden çıktı kız arkadaş falan? O geldi aklıma abi, ne yapayım? Aldık mı anahtarı, sen ona bak. Aldık vallahi. Hah, otur Suat. Hayırdır teyze, ne konuşuyordunuz öyle? Canını sıkmıyor olanlar değil mi? Yok. Alıştılar bana. Heh, öyle lafladık. Hadi otur da bir falıma bak. Tabii teyzeciğim. Soğur biraz da. Bak bak. Nasıl parti, iyi mi? Süper. Ne haber canım? Yandı abi, yandı. Alın bakalım. Konuştuğumuz gibi 250. Sağ ol Gülkan abi. Ne güzelmiş sen de iş yapmak. İstediğin zaman gel kiralı evi. Ev senin sayılır artık. Eyvallah. Biraz varoş mekan ama olsun. Daha iyi. Yakın yakın, sıcak sıcak. Anlarsınız ya. Anlamaz mıyız be abici? Büyüksün valla. Ablalar şahane. Gürkan abi, şey, bize takılsak olur mu ya? Bir kenarda dursak şöyle, rahatsız eder mi sizi? Ne rahatsızlığı kardeşim? Bakın keyfinize. Ev sizin ya, rahat olun. Ortam süper oğlum, süper. Müthiş yani. Millete şu abicim. Nasıl güzel takılıyor insanlar ya. Hadi ortamı coşturalım abi. Hadi gel. Hadi kızlar hadi. Buyur babacığım. Bak. Sağ ol kızım, sağ ol. Ders çalışıyorlar ha arkadaşların evinde bizim olanlar. He, öyle dediler vallahi üstüne. Olacak şey mi ya?
Mümkün mü baba? Bana da sakat geldi ama. Şşt, fesatlık etme. Aman, günahını almayın hemen çocuklarımın. Tabii. Herkesi kendin gibi yaramaz bilme. O ne demek ya? Ne yaramazdı mı gördün? Hem sen çeksen şu ayağını masanın dibinden. Yemek yiyoruz burada değil mi ya? Ne yapayım? Sarkıtma dedi doktor. Bak sen rahatına teyzeciğim. Afiyet şeker olsun. Bakıyorum şşş, zaten sus. Ona mı bakacağım? Ne şşş, sus ya? Sen de idare etmeye çalışıyorsun. Daha da batırıyorsun ya. Aa! Ne oldu teyze? Acıyor mu? Sancı girdi. Bak psikolojikman sancı girdi. Oy. Bir yastık daha koyayım mı teyze? Koy çocuğum koy. Ha, tamam. Kaşınıyor tamam. Da neret. Hemen. Ama tövbe tövbe ya. Hadi beyler kom. Bu ne ya, bu ne hal? Açın, açsanız da kardeşim. Yıkıyorlar resmen evi. Aç. Buyur amca, ne oldu? Nazike Hanım nerede? Evde değil. Komşusu falan mısın? Hayırdır? Ev sahibiyim. Komşular aradı gecenin bu saatte ne gürültü bu diye. Muhatap olmak da istemiyorlar Nazike Hanım'la. Mecburen kalkıp ben geldim. Ev sahibim. Bittik oğlum, bittik. Sayın amcacığım. Ne? Televizyon açık kalmış, ondan geliyor bu gürültü. Kısır zaman, kısır zaman. Bunlar da televizyondan fırladı herhalde. Bunlar şey, arkadaşlar yani. Tekin, Metin. Bak şimdiden konuşalım. Haftaya da kiralıyoruz evi. Ortam süper oğlum. Acayip eğleniyoruz. Gelsenize. Ben size kiralıyorum. Siz de başkasına kiralıyorsunuz evi. Ne oluyor ya burada? Nerede sizin ananız babanız? Çıkın evimden. Dağılın. Çıkın. Çıkın diyorum size. Hadi. Ay bu koca bavulu siz mi taşıdınız buraya kadar? Biz taşıdık tabii. Ev sahibi kapının önüne attı. Oradan bizi aldı getirdik anne işte. Ah canım. Terbiyesiz adam. Hayır, ne olmuş yani, çocuklar arkadaşlarını toplamışlarsa değil mi? Hiç. Kiraysa kira. Bir gecelik kullandırmışlar evi, nedir yani? Hiç. Aman ne. Vallahi çok bozuldu insanlar değil mi Hüsnü? Tabii canım, tabii tabii tabii. Bizim çocuklarımız melek, insanlar kötü Suat. Şimdi sen evden kovulduğuna göre Nazike Hanım, kirayı da peşin vermiştin, yandı. Değişen bir şey olmadı damat. Zaten bacağım iyileşene kadar sizdeydim. Şimdi temelli sizdeyim. Komple. Tamam, anladım. Baba, bir de bizim açımızdan dinlemek ister misin olayı? Yok, istemem oğlum. Yüzsüz müsün oğlum? Sussana. Sus. Bir şey demeyecek misin peki baba? Vallahi sözün bittiği yerdeyim oğlum. Bitti. Bittim yani. Bitirdiniz beni eşek sıpaları. Bitirdiniz. Biz odamıza geçelim o zaman. İyi geceler babacığım. Tamam. Al oğlum. Al. Maşallah, maşallah oğlum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasıldı olay yeri? Gönülde bir şey yok usta. Üç el ateş. Tertemiz meftah. Tarık'ın üzerinden çıkanlar birazdan elimizde olacak başkomiserim. Tamam Aylin, sağ ol. Başkomiserim, siz ev işini ne yaptınız? İlanlara falan bakıyordunuz. Yok mu içinize sinen bir yer? Ya var bir yer. Büyük bir ihtimalle halloluyor bugün. Gül gibi evim var. Neyini beğenmiyorsun anlamadım ki. Bir kere tek başınasın sen arkadaşım. Girdin mi içeri? Bizim evin üç katı. Ya yıl anasını satayım yayılabildiğin kadar. Ses yok, gürültü yok. Huzur be huzur. Bizde sağından soluna dönerken en az üç tane çocuğa çarpıyor. Hepsinin derdi, tasası. Suat'ı saymıyorum zaten. Gerek yok ya abi. Suat ablam elde var bir. Haydar Berk de geldi tabii. Bir geldi bir geldi. Gece uykusu haram anasını satayım. O bize de haram vallahi. İstiklalin gürültüsü, garipin huysuzluğu. Abi geçen gece sarhoşlar. Sizin babam sağ olsun. Gece haberlerini hiç sektirmez. O bitti mi? Hadi yabancı kanallar. Ya bir yerde belgesel ya bir maç. Ya bizim ev yine sakin ama aramızda kalsın Rıza Baba. Bir horluyor bazen. Sırf biz değil, bütün mahalle ayakta ya. Kıyamam. Abi vallahi biz şükredelim halimize. Baksana millet hepsi şikayetçi. Seni bilmem de Sinan, ben her türlü gürültüyü evimdeki sessizliği tercih ederim. Boş bir sessizlik. Böyle sakinlikle falan da ilgisi yok. Ya da huzurla. Hani birini beklemenin sessizliği de değil. Birinin giderken bıraktığı bir sessizlik. Berbat bir şey kardeşim, inan bana. Kaplan gibi. Sohbet koyu bakıyorum. Aynen. Oturun. Tarık Paçacı'nın üzerinden çıkıyor. İşler ne alem? Sağ ol. Beklediklerimiz mi? Hadi.
Haydi Arber. Anne, altını üstüne getirdin Emin ya. Nerede oturacağız biz? Ay oturmayıver azıcık da beyefendi. Temizleyeceğiz herhalde ortalığı. Delişim, anne. Şu kanepeyi tut da biraz öne çekelim. Tamam anne, hadi. Çekil çekil oradan, başka yere çok hadi. Abla ya. Hadi hadi. Abicim uğraşma boşuna. Çek ön annem, çek. Gel telefona bakalım. Kadınlar çalışsın. Ay şşt, laflara bak. Anne ne diyor bu? Hiç onu dinleyecek durumda değilim kızım. Şule. Niye susmuyor bu çocuk anne? Alsana kardeşini. Nereye alayım anne? Sen de haklısın. Çekil ablacığım hadi. Yok tabii anne ya, yok. Biz evde değilken yapsanıza şu temizliği. Olmaz abicim, eziyet olmaz o zaman. Ama, piş. Ne anladım ben bu temizlikten? Delişim, anne. Aç da şu elektrik süpürgesi. Tamam. Başlayalım şuraları çekmeye. Tamam anne. Dip köşe kızım, dip köşe. Anne süpürgesi anne ya. Televizyon izliyoruz şurada. Kapını şişmeyin ya. Allah Allah. Başlarım ya sizden de kafanızdan da şimdi. Aa canım burnum da benim zaten. Heh. Sus canım. Çek ayağını, çek. Yok bir şey. Al çektim ablaya. Ay darım. Çeksene ya. Kurban olurum ben sana oğlum. Ağlama oğlum. Oho. Ağlama. Eve kaldığınca kıyamıyorsunuz. Biz iki laf edince ağzınız kapanıyor hemen. Biz de ağlayalım abicim. Hatta altımıza yapalım biz de. Bakalım o zaman ne yapacaklar. Kaldır ayaklarını. Pisliksiniz oğlum, pislik. Benim. Abla doğru konuş. Ay konuşmazsam ne olur çok merak ediyorum ha. Abla. Çek ayağını çek. Çektim abla, çektim. Çek. Ay yeter. Hangi birinizle uğraşayım ben? Evimi çekip çevireyim, sizi mi zapt edeyim? Çocuğuma mı bakayım? Eyvah, annem arızaya geçti. Sus lan, sesini çıkartma tamam mı? Susana. Bebeğim, ay. Tamam anneciğim. Ay, yardımcı olurum ben sana. Sakin ol anne. Tamam hadi. Piş, 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 piş. Böyle olmaz bu. Metin, Tekin. Alın oğlanı, çıkın dışarı. Hadi. Yani şimdi kovulduk mu demek istiyorsun anne? Ne kovulması oğlum? Çıkın dolaştırın kardeşinizi, biraz hava aldırın. Çekil ayak altından, hadi, çekil hadi, artık hadi. Hadi. Tamam anneciğim tamam, çıkarız biz, sen sakin ol tamam. Neredeydi bunun bebek arabası ya? Tamam gelince buluruz. Ben aldım dışarıda, yavaş, bahçede. Yavaş. Hadi. Yavaş. Kapatın tamam, tamam. Tamam. Tut. Hadi. Anne. Tamam anne. Yavaş. Ağlama çıktık paşam, anne, tamam, hadi. Ağlama. Hadi yavaş. Kafasından tut çocuğu. Tutuyorum abla, tamam. Tutuyorum. Oh be. Hadi kızım. Ver bana tamam. Onu hadi. Ha, bas. Tamam bas. Anneciğim bastım. Allah'a emanet. Yavaş. Şu delikanlı halimizde bebek bakıcısı olduk ya. Yuh bize be. Yok be abicim. Artık moda bu zaten. Ne modası lan? Bebeği kadınlar doğuruyor, adamlar bakıyor. Hadi ya. Tabii. Sallı şu arabayı biraz ya. Daraldı Haydar ben. Kolum koptu lan. Sen salla biraz da hadi. Haydarberk. Ay canım çok benim. Güzel. Nasıl da tatlı. Kardeşiniz mi? Evet kardeşimiz. Maşallah çok şeker. Sağ olun. Bekar mısınız? Anlamadım. İnşallah diyorum sizinle olur ileride. Ha, sağ ol. Hadi canım yürü. Oğlum sapık sapık konuşup rezillik çıkartma tamam mı? Karışma sen bana abi ya. Haydarberk iyi malzeme oldu. Hatunlar hiç dayanamaz bebeklere. Fış fış kayıkçı, kayıkçının yüreği, hop hop eder yüreği. Ay şuna bakar mısın? Canım benim. İnanamıyorum. Ne oldu ki? Deminden beri huysuzlanan bebek sizi gördü, güller açtı yüzünde. Kimseye de böyle gülmez mi abi? Ya ne olduysa artık. Sahiden mi ya? Ay Ebru düşünsene böyle bir çocuğun olduğunu. Kafayı yerim herhalde. Güzelim benim. Canım. Ne kadar tatlısın sen. Canım. Adı ne? Haydarberk. O nasıl isim öyle ya? Öyle işte. Nasıl da oyuncu bakar mısın? Kucağıma alabilir miyim? Ne demek buyurun. Gel. Çok da yakıştı elinize. Bekar mısınız? Benim. Lan. Abi karışma. Canım. Ay Haydarberk canım. Çok Ebru vallahi çok yakıştı eline. Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim şöyle ikinizi? Bizim mi? Evet, bebekle. Olur. Abi tut şunu. Annesinin kucağında bu kadar uslu durmuyor. İnanır mısınız? Gerçekten mi? Tabii. Öyle değil mi abicim? Ya ben böyle bir şey görmedim yani. Çok sevdi sizi. Gerçi siz de sevinecek gibi değilsiniz. Ay sen de çok tatlısın. Ben isterim yalnız bu pozlardan. Emisiniz varsa mail atayım size. Olur vereyim. Yazın siz şöyle telefona. Akşam atarım hemen. İyi olur vallahi. Çok merak ettim nasıl çıktık. Süper çıktınız süper.
Sekin benim de ismim. Eklerseniz listeye konuşuruz. Eklerim tabii. Hadi görüşürüz. Bay bay de Aydarberk, bay bay de. Hadi, hadi Aydarberk. Yavaş, kolunu koparacaksın çocuğun. Bitler, bırak artık. Ne dedim sana abicim? Hatunlar düşer dedim mi, demedim mi? Şu günahsız bebeği de alet etin ya sapıklığına. Ne alet etmesi ya? Çapkınlık arkadaşım benim Aydarberk. Aslan kardeşim benim. Ağzı var dili yok, senden mi kız iyidir? Hadi başka mekana gidelim Aydarberk. Burası sık dedim Aydarberk. Yürü abicim hadi. Hadi oğlum, hadi oğlum. Canım Haydar'ım benim. Hadi uyu artık. Uyu annem, hadi. Anne ya, sessiz uyu şunu ne olur. Lütfen anneciğim ya. Tamam, tamam kızım, affedersin. Sen güzel oku, tamam. Oğluma pış 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 pış. Oğlum, oğlum. Ver biraz da ben sallayayım anne. Şşş, sus kızım. Ablan ders çalışıyor. İçeride oku istersen sen kızıma. İçerisi daha rahat. Hadi annem. Orada da oğlanlar var anne ya. Sokmuyorlar da beni içeri. Koca eve sığamadınız. Pes vallahi. Koca ev mi? Buradan mı bahsediyoruz? He? Koca ev. Abicim, hasta oldu bu kız bana. Ne dinlenmiyorsun hala? Salak mısın lan sen? Senle değil, Haydarberk'le ilgilendi o. Eban'ı nasıl ulaşacak ki başka? Bebek muhabbetinden yaklaşacak tabii. Hey Allah'ım ya. Ruh hastasın oğlum sen. Artık hayaller alemine falan daldın yani. Sen öyle san. Aha mesaj. Çok sağ ol canım. Çok güzel çıkmış fotoğraflar. Bak işte bak, gördün mü? Ne cevap yazacaksın şimdi buna? İzle. İçinde sen varsın diye güzel o fotoğraflar Ebru'cum. Yuu. Ya. İçinde sen varsın diye güzel o fotoğraflar Ebru'cum. Ay laflara bak laflara. Salak çocuk. Çok tatlısın. Neredesin Ebru sen? Evdeyim Kazım, ne oldu ki? Cebin niye kapalı? Şarjı bitmiştir. Açmışsın yine bilgisayarı. Dünyayı unuttun değil mi? Deliye döndün meraktan. Dalmışım canım, kusura bakma. Ne içersin canım, ne getireyim sana? Viski, çerez, bak işte bir şeyler. Tamam canım. Harbiden pas veriyor bu kız sana ha. Baksana. Tatlısın matlısın. Azıcık çekildi izle abicim. Bir şeyler öğren. Bütün gün aklımdan çıkaramadım seni. Bütün gün aklımdan çıkartamadım seni. Yok ya. Hele bebeği kucağında görünce. Tamam işte. Aradığım kadın bu dedim. Aradığım kadın mı? Bir şey mi dedin canım? Yeter ki sen evet de. Çünkü ben kararımı çoktan verdim Ebru. Senden çocuğum olsun istiyorum. Senden çocuğum olsun istiyorum. Yo. Çok mu hızlı oldu? Olsun lan, boş ver. Çocuk mu? Bir şey mi söyledin hayatım? Kiminle kırıştırıyorsun lan sen? Ha? Kiminle boynuzluyorsun beni? Neden cevap yazmadı ki bir daha? Çocuk meselesi mi arkadaşta acaba ha? Bilmiyorum ki abicim. İyi gidiyorum ama sonradan mı suyun çıkardım acaba? Hep yaptığın şey oğlum. Haklısın valla. Frenler kopuyor bazen. Oğlum, Ebru değil mi şurada oturan? Valla o. Ebru? Gidin başımdan. Bir şey mi oldu? Neden ağlıyorsun? Gidin dedim. Ebru yapma ya. Neyin var söyle ne olur. Sence neyin var? Kim yaptı bunu? Kim Ebru, kim? Kazım, erkek arkadaşım. Niye vuruyor hayvan sana? Sana mı yetiyor gücü? Dün gece seninle yazışırken gördü. Yanlış anladı beni. Bir şey de doğru anlamaz ki zaten. Ne yani şimdi? Sen bu dayağı... Benim izinden mi yedin? Konuşmak istemiyorum. Hadi gidin başımdan. Gitmiyoruz Ebru. Sen bizle geliyorsun. Ne? Babama gideceğiz, polistir. Yardımcı olur sana. Hayır istemiyorum. Bir işe yaramaz. Gidiyoruz hadi Ebru hadi. Pişman ederler sana vuran o adamı. Güven bize hadi ya. Hadi ne olur gidelim lütfen. Hadi. Nereye gidiyorsun lan? Aşığınla mı buluşacaksın? Ah canım ah, kıyamam hiç ablam. Hiç suyundan ağlama artık. Sahiden yardım edebilir misiniz bana? Üstüm.
Ederiz tabii, ederiz Ebru. Ne demek canım? Zaten bir bakıma bizimkiler sebep olmuş bu duruma. Gerçi fark etmez ya. Rahat ol sen, rahat. Bir daha bir şey yapamaz sana Kazım. Gideriz de bir karakola bir şikayet dilekçesi falan veririz. Ben de şahsen düşerim işim üstüne. Ben affedeceksin değil mi Ebru? Çek. Abla oğlum, abla lan. Ebru abla. Sen ne yaptın ki canım? Bizim Kazım'ın her zamanki hayvanlığı. Yok yok, bu da az hayvan değildir. Özür dile oğlum Ebru ablandan, hadi. Diledim ya baba. Bir daha dile lan, ben duymadım. Özür dilerim Ebru abla. Hayır oğlum, benim anlamadığım. Ben alın kardeşinizi bir dolanın gelin dedim. Fotoğraf motoraf nereden çıktı? Doğaçlama Suat. İçlerinden gelir böyle bunların it kopuk işler. Milletin kucağına verip fotoğrafını çekmişler işte Haydar belki. Para da almışlardır kesin. Aldınız mı lan? Ha? Yok baba, almadık. Aksi Suat mı oğlum bu çocuk? Eşeceksin paları. Baba tamam, kızma artık ya. Oldu bir kere işte baba. Ebru! Kazım. Bu mu kız? Bu mu? Baba dalalım mı ha? Şşş, tamam tamam, uzak durun siz. Kendi ayağıyla geldi. Kazım gelme. Git buradan, bak kötü olacak. Ne olacak lan? Suat alın kızı içeri. Çocuklar hadi siz de. Hadi 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 bakalım. Kazım, ben de seni arayacaktım şimdi ya. Vallahi. Yapma ya. Sen kimsin lan? Neden arıyorsun beni? Anlatacağım oğlum, anlatacağım. Ne acayip var lan? Ebru ile ne var aranızda? Aramızda bir öküz var Kazım. Sen varsın. Üf, ne çattı be. Düştü. Kazım yere düştü. Hakemin umrunda değil. Sayıyor. 90 artıdır. Yürü be baba. Sayın seyirciler. Sayın seyirciler, böyle bir şey görülmedi. Hakem devam diyor. Yeşil sahalarda görmek istemediğimiz görüntüler bunlar sayın seyirciler. Hakem saatine bakıyor. Üstü ilerliyor. Ve gol. Tamamını öyle. Başka bir şehir var. Aferin Sezai. Güzel. Bravo. Bravo, harikasınız çocuklar, bravo. Ah be. Evet. Güzel. Yuh be. Hayvan gibi babanın köşeyi yine kurtardı, baksana. Çok güzel çocuklar, aferin. Bu panter var ya, maden maden. İşlemek lazım. Nasıl yani? Büyük takımlarda falan mı? Bize ne yapacağım büyük takımlar? Biz işleyeceğiz onu. Senle ben. Neyse geç olan yine aklımdan. Siyah boyayıp İlhan Çamcan'a mı satacaksın oğlum? Hadi bakalım paydos. Doğru evlere. Aferin çocuklar. Bugün çok iyi. Hadi hadi hadi. Abi bak şimdi. Panter. Efendim. Valla bravo abi. Döktürdün bugün yine. Sağ ol Tekin. İnsan arada bir yer ya. Senin yüzünden karizmamız yerlerde. Tamam tamam, bir daha yerim. Panter. Abi harcanıyorsun burada. Valla harcanıyorsun. Geçen yaz bir kaleci görmüştüm bizim halı sahada. Senin yarın etmez. Paraya para demiyordu ama. Cep telefonu, MP3 çalar. Hepsi en son model. Motosiklet bile aldı kendine. Atıyordu arkaya semtin en güzel kızlarını. Havasından yaklaşılmıyordu vallahi yanına. Hadi ya, nasıl beceriyordu? Denemek ister misin? Ne yapacağım ki? Buradan doğru halı sahaya gideriz. Biz gösteririz sana, rahat ol. Var mısın? Motosiklet ha. Arkama da attı mı Lale'yi? Hale, Lale, Jale. Kim istersen abicim. Sen yeter ki güven arkadaşlarına. Olur, hadi gidelim. Aslanım benim ya. Hadi abicim yürü. Hadi abicim hadi, bekleme hadi, yapmayın. Hadi hadi. Herkes atacak sırayla, tamam. Kaç para birader? 3 atış 5 lira. Üçünü atarsan 10 lira alıyorsun. Birini kaçırdın, para bizim. Al 10 kağıdı kardeşim. 2 tur atacağım. Abi arkadaş son, baş kalmıyoruz. Sağın saati doluyor. Yarın artık. Tamam arkadaşlar, yarın atarsınız. Biz hep buradayız Allah Allah. Vur abi. Heh. Allah kahretsin. Hadi abi dalın artık, sağın saati doluyor. Saat doldu, hadi hadi. Aferin, gel gel. Panterim benim ya, panterim. Konuştuğumuz gibi 3'e bölüyoruz. Bir saat çalıştık, adam başı 40 kağıt. Allah bereket versin. Al abi.
İyi paraymış be. Düşünsene. Cumartesi pazarı da var daha bunun. Sabahtan akşama kadar en az 10 katını daha kaldırırız bunun yani. Sahi alır mıyız o kadar? Paraya para demeyeceğiz abicim. Yeter ki sen topları tut. Orası kolay. Ha bir de Panter. Abi sen bir profesyonelsin yani. Aman gözünü seveyim. Barları takılmıyorsun. Uykunu gıdanı tam oluyorsun. İdmanları kesinlikle aksatmıyorsun. Tamam tamam hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Nasıl abicim? Beğendin mi yeni madenimi? Oğlum sen var ya hakikaten çok adisin he. Oh be helal. 3 atış 5 lira. 3 atış 5 lira. Kaleciye gel kaleciye. Oh be. Geç abi geç. Ver parayı. Ver abi. Hadi at seni bekleyeceğiz ya. 3 atış 5 lira. Kaç eder sıra sende. Abi hadi ya. Ya 40 yılın başı devriye vukuasız bitiyor usta. İçimde nasıl bir huzur var anlatamam arkadaşlar ya. Aa, gideceğim eve güneş batacak. Ben atacağım kendimi asmanın altına. Aa, serin serin. Aa, eşek sıpalığını okşayayım seveceğim. Ne oldu lan? Niye durdun lan? Okşama istersen hemen başla burada abi. Hazır denk gelmişken. Hadi abi kullanın. Usta bu ne be? Ah şunlara bak. Ben bunları bir görüneyim usta. Bir görüneyim. Dur usta dur bekle. Allah muhabbete bak. Ne park ya lan burası? Panter oğlum ne oldu sana? Gel vatandaş gel. 3 atış 5 lira. 3 atış 5 lira. Gel hadi. Al. Hadi abi vur vur ya. Gel abi gel gel gel. Gel vatandaş gel. 3 atış 5 lira. 3 atış 5 lira. Bir dakika. Ver versene abicim. Baba. Hadi al al. Beş kağıdı mı attırıyorsun? Yok baba senden para mı alacağız ya? Al 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 al. Dostluk başka alışveriş başka. Kaç atıştı 3 mü? Ya baba yanlış anladın sen ya. Ne yanlış anlaması oğlum? Herkes atmıyor mu? Bir de ben deneyeyim şansımı. Ha? Ya Müslü amca Ali abi. Vallahi bana hiç bakma. Yandınız oğlum bittiniz. Baban eski topçu. Yalnız ben her attığıma 10 lira al. Anlaştık mı? Alayım abi. Al al işte. Gözlüğü de alayım. Gözlüğü. Anlaştık da alayım. Baba ne yapalım? Al o zaman. Koyun topu. Tamam. Koy koy koy. Ne yapacağız Müslü amca ya? Vallahi bilmiyorum. 10 kağıt da evet. Benden. Atınca alırım tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. Hazır baba. Hazır baba hazır. Çekilin bakayım bir 10 lira daha geliyor. Oley! Vay be! Ne olduk abi? 20 yaptık bak. 20 tamam mı? Koy 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 koy! Yok bizim ek yok. Devam. Bir tane daha gömüyorum. Bir tanesi de, bir tanesi de size eşek sütü. Bence zor. Vallahi ben yakalar diyorum. Var mısın 10 kağıdın? Hadi. Hadi. Varım. Yürü abi, yürü! Bak 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 bak! Metin, Tekin! Koş hadi abi be! Koşun lan! Hadi! Hadi! Yürü be oğlum be! Yürü!
yani? Bana ne oğlum, sen düşün. Ailenin çakalı sensin. Ne yapalım amcım? En kolay yedikleri alan bu. Ne diyecektik yani? Atalım baba Satölye'den mal verdi bize. Pazarda don satıyoruz mu diyeceğiz? Hem de kadınlığına. Atıl senin baban sapık mı lan ha? Bulamadı mı imal edecek başka bir şey? Sensin sapık. Beğenmiyorsan bırak satma. Oğlum hakikaten iyi para var mı lan bu işte? Rezil olacağız, bari karşılığını alalım ha? Olmaz mı oğlum? Peynir ekmek gibi diyor mallar. Görürsünüz akşama. Hadi hızlanın. Millet başlamıştır akın etmeye. Hadi abicim hadi. Hadi hadi. Ne kadar? Bunlar 4 lira ablacığım. Dandenler 6 lira. Oo pahalı oğlum, pahalı. Sen bilirsin ablacığım. Gel ablacığım gel gel gel. Gel ablacığım gel gel. Dandenler 6 lira. Dandenler 6 lira. Ne kadar oğlum bunlar? Bunlar 4 lira ablacığım. Dandenler 6 lira. Nasıl bu, iyi mi? Kaldırma bayrak, bir terbiyesiz. Gel ablacığım gel gel. Burası Beykoz Halk Pazarı sayın izleyenler. Kriz ülkemize teğet mi geçti, sürtünüp mü geçti bilinmez ancak mağazalardaki fiyatlardan canı yanan insanlarımızın kendini can havliyle semt pazarlarına attığı bir gerçek. Biz de bu gerçeği yerinden görüntülemek için kamera ve mikrofonumuzu pazar yerindeki insanlara çeviriyoruz şimdi. Çocuklarla görüşeceğiz. Çocuklar bir dakika konuşabilir miyiz? Buyur ablacığım, televizyon mu? Hangi kanal? Nasıl gidiyor satışlar çocuklar? İyi valla, fena değil. Gördüğüm kadarıyla bayağı bir alışveriş var. Ne yapsın ablacığım millet? Yemesinden içmesinden keser ama pulsuz gezemez ki. Okula gidiyor musunuz siz çocuklar? Evet gidiyoruz aslında da yani. Öğretmen yoktu öğleden sonra. Biz de bu boşlukta. Anladım, aile bütçesine katkıda bulunuyorsunuz yani. Ne yapalım be abla? Hayat mücadelesi. Sen de bir şeyler baksana abla. Bak, sana çok güzel olur ha. Al abla ya, çekinme. İndirim yaparız sana. Sana özel vallahi. Sağ ol. Kameraman abi. Dengeye bak abi. Kameraman abi. Tamam çocuklar. Tamam abla çocuklar. Abla, tamam. Abla, tamam. Ya. Görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın. Gel vatandaş gel. Al kuzum. Of öldüm ben ya. Vallahi ben de abicim. Hoş geldiniz paşalarım, hoş geldiniz. Açmasanız anne. Açız anne ya. Vallahi çok acız. Sulanma şu çocuğun yemeğini oğlum. Ben size yaparım. Sandviç mi yapayım, börek mi getireyim ha? Börek de yaptım. Börek yeriz anne, börek yeriz. Tamam kuzum. Of. Alma sakın çocuğun sandviçini. Tamam anne ya. Zaten ekmek parasını çalışıyoruz. Ne ekmek parası? Kütüphanede değil miydiniz siz? Canım lafın gelişi söyledi o ya. Anne! Anne! Ne oldu kızım? Anne bunlar bir iş çeviriyor, ben sana söyleyeyim. He? Yok anne yok ya. Abla çok fesatsın ya. Ne fesatlı ya? Kimi kandırıyorsunuz ki? Sizin kadar kütüphanede çalışanlara TÜBİTAK ödülü veriyorlar. Hiç seninle muhatap olamayacağım abla. Evet abi ya, boş ver uymayalım. Heh, peçete getiriyorum size. Abla, sana bir şey diyeceğim, gelir misin? Gelirim hayatım, gel. Şu şekeri versene. Çenende tutsan olmuyor değil mi? Üf, tamam abi ya, boş ver şimdi. Çıkar paraları. Al bakalım, 80 lira kaldı bugünkü satıştan, yarı yarıya. Artan çamaşırları ne yaptın? Çantada duruyor. Ne yapacağız oğlum biz bunları? Bizim odaya koyamayız ha. Saklamak lazım yani bir yere. Nereye saklayacağız? Sabah biz çıkınca kesin annem görür yani. Görürse hesabını da veremeyiz abicim. Zaten adım sapığa çıktı. Ne yapacağız oğlum ya? Tamam buldum. Ne buldun lan? Saklayacağımız yeri buldum. Karnım da çok acıkmıştı abi ya. Önümüzdeki kışa kadar bu kazakları kimse dokunmaz abicim. En sağlam yer burası. Emin misin lan? He? Haziran'da kar yanmazsa öyle. Aferin lan. 2 gün zaten. 2 gün sonra Beylerbeyi pazarı. Ver ver ver. Ver ver ver. Al abi al. Alta koyacağım. Tamam dibe gönderiyorum. Ya ne oluyor ya? Ben daha doymadım. Hem ne bu afra tafra ya? Kafamda kırsaydın bari tabakları. O da olacak Hüsnü. O da olacak. Az kaldı. Devam et sen böyle azgın Mesude'nin peşinde fink atmaya. Devam. Ne fink atması Suat? Ne fink atması? Hasta mısın sen ya? Hasta mısın ya?
Hasta mısın? Alt tarafı taksi durağına bıraktım kızım. İki adımlık yer yani. Beni taksi durağına bıraktığını hiç hatırlamıyorum Hüsnü. Hep otobüs durağına bıraktım da ondan Suat. Ne işin var senin takside? Biz Akbil Cumhuriyeti'nin tebaasıyız kızım. Akbil. Kabul et baba. Ev sahiplerini abartmasın biraz. Bana bak. Bir de sen başlama. Suat. 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 Hadi bir kahve yap da ağzımızın tadı yerine gelsin. Hadi benim aslan karıcığım. Hadi aslan çocuklarımın anası. Yapamam. İşim var. İşin mi? Suat. Suat. İşim var dedim Hüsnü. Daha kışlıkları kaldıracağım, naftalinleyeceğim. Güve yiyecek bu gidişle. Zeliş'e söyle. Zeliş, yap şu adamın kahvesini kızım. Adam. Vay. Zeliş'im, duydun anneni kızım, hadi. Hadi kızım. Çok işim var baba, kusura bakma. Vay. Demek öyle. İsyan başladı. Ben yaparım kahveni babacığım. Prensesim benim. Aslan gel kız. Şuleciğim, hadi gidelim biz. Gel hayatım, gel. Cephe genişliyor. Helal olsun size be, helal olsun. Vallahi ben bilsem yapmasını, şimdiye kadar 10 defa getirmiştim kahveni baba. Kim? Sen? Ulan senden su istesem, senden su istesem abine kakalar eşek mi? Sen saçını süpürge et, habire çocuk doğur, elin karısı gelsin iki kırılsın karşısında, anında mayış. Oh ne ala ne ala. Söyle Hüsnü, bunlar ne? Suat ne oluyor ya? Belli işte ne oldu? Bana ne soruyorsun? Kimin bunlar Hüsnü? Kimin bunlar? Çabuk söyle kimin bunlar? Ya benim değil Suat. Sen gördün mü benim üstümde böyle bir şey ya? Şuna bak, şuna. Tüm zevzek. Bu kadar mı benimkiler? Oğlum işler kötüye gidiyor. Söylememiz lazım artık. Deli misin abicim? Ortama baksana. Kime aldın bunları? Söyleyeceksin bana Hüsnü. Kime aldın? Allah Allah. Allah Allah. Oh, Mesude karısını aldın değil mi ha? Azgı Mesude'yi aldın değil mi? Allah Allah. Allah Allah ya. Delirtme adamı Suat ya. Başlayacağım şimdi Mesude'den de senden de ha. Başlamışsınız siz zaten. Başlamışsınız belli. Şunlara bak. Şunlara bak. Ben bunları paralamaz mıyım ha? Gerçeği yerinde görüntülemek için kamera ve mikrofonumuzu pazar yerinde sizin sağlayın. Anne, baba kesin kaldı. Anne gelin şunlara bakın. Ne oldu? Ne oldu kızım? Anne şunlara bak ya. Ne oluyor ya? Ne olmuş? Sapıksınız oğlum ya. Ya vallahi sapıksınız ha. Eskiden bir biz biliyorduk, şimdi 70 milyon biliyor. Ayıp be. Ya baba. Baba, önce bir dinle sen lütfen ya. Dinleyeceğim, eşek sıpaları dinleyeceğim. Ama önce biraz işim var. Aa, yapma yapma lütfen baba. Dur, aç kapıyı. Aç lan kapıyı. Son. Ben bu odadan çıktığımda çay demlenmiş olacak. Yanında da fırından çıkmış sıcak kurabiye esiyorum. Anlaşıldı mı? Tabii kocacığım, tabii üstücüğüm. Sen iste yeter ki feda olsun sana. Açın lan şunu. Abicim bu defa çok kızım. Getir abicim her şeyi. Getir getir. Açın bela yapacağım. Açın. Çık üstüne. Otur otur otur. Aa, çık. Otur. Aferin lan. Eşek sıpaları. Karneye benzer bir karne geldi sonunda. Şişmana bakın. Sahte falan değil değil mi lan bunlar? Yok baba ne sahtesi. Aç sor istersen. İyi iyi. Acaba çerçevelesem ben bunları ya. 50 sene sonra tarihi eser olur, torunlarınıza göstersiniz. Dalga geçme baba ya. Neyse. Hadi söyleyin bakalım. Ne istiyorsunuz karne hediyesi? Siz peylemişsiniz de zaten. Çekinmeyin, hadi söyleyin. Seyit. Hediye misin? Sağ ol baba ya, bir şey istemiyoruz. Hadi hadi lan, hadi. Baba, baba siz ya. Şimdi bir şey istemiyor musunuz? Evet baba, düşünmen yeter. Ulan bunun yarısı kadar notlar için senelerde dolandırdınız beni lan. Bana bakın bu fırsat her zaman ele geçmez. Bakın son defa söylüyorum. Israr etmem ona göre. Yok baba ya. Bizim her şeyimiz var. Gerçekten bak. Her şeyden önce siz varsınız baba. Bir ailemiz var. Alalım.
Hadi anlat bakalım ne oldu. Hadi lan dinliyorum. Anne saçımın şurası düzgün mü? Güzel olmuş işte kızım. Orası iyi de Selişim şunu biraz yukarı çekelim de baban kızmasın kızım. Aman anne ya dokunma hangi devirdeyiz ama. Çok güzel oldun abla. Sahi mi? Evet. Gel bir öpsün ablam. Bu evin en güzeli sensin. Atakan ne zaman geliyor kızım? Az önce aradı yoldaymış. Anne babam ters davranmaz değil mi Atakan'a? Ay niye davransın kızım? Baban adam mı yiyor? Ya biliyorsun işte. Atakan biraz şey bir tip ya. Nasıl? Havalı yani. Yok yok merak etme. Aperatif bir şeyler hazırladım bahçeye. Hep birlikte şöyle güzel bir akşam çayıyla sohbet, şamata ortamı ısıtıveririz. Hem oğlanlar da güzel karne getirdi. Babanın keyfi pek bir yerinde kızım. Ya Allah'tan anne ya. Hadi. Şimdi gidelim. Baban da bir görsün seni. Hadi güzel kızım. Hadi. Anne hadi. Ya. Hadi. Seyit, her şeye rağmen çok şanslı sizin gibi arkadaşları olduğu için. Biz geldik. Ay, prensesim. Hoş geldin. Babasının nazlı kızı canım bu. Nazlı kızım bu ya. Ama ya aşk olsun. Ne? Aa, Zeliş de buradaymış. Giyinmiş, süslenmiş. Kim içinse. Kim olacak? O Atakan denen. Kapar mısın çeneni? Aa, doğru bir de Atakan'ımız var değil mi? Atakan erkek ismiydi değil mi? Gerçi oğlanı pek erkeğe benzer tarafı yok ya. Baba ayıp oluyor ama. Sus. Dinleyeyim eşek sıpaları. Bana gelince anamı ağlatıyor musunuz? Ağlatıyorsunuz. Rica ederiz baba olur mu öyle şey? Ne haddimize baba? Ağlatıyorsunuz ağlatıyorsunuz. Allah var yukarıda. Hem de iyi ağlatıyorsunuz. Peki elin zibidisi birazdan gelip ablanızı götürecek. Onun için bir hazırlık göremiyorum. Ha? Ne iş? Bu ne gerçeklik oğlum? Hazırlığa ne gerek var baba? İzin vermezsin ablamın gitmesine olur biter. Küstü çoban vurulmasa yumruğu kapanır mesele. Yani. Olur mu olur öyle şey olur mu? Anneniz de papaz mı oldu? Ablanızın karşısında anlayın siz Hödük baba durumuna mı düşün? Ne yapacağız ki baba yani? Gösterin lan bütün hünerinizi eşek sıpaları. Gün bugün bir çoban erkeği bu durumda ne yapar? Aslanlar gibi göğsünü nasıl siper eder dışarıdan gelebilecek kopyalara gösterin. Gösterin ya. Baba emin misin? Sonradan biz yanmayalım. Ya hala konuşuyor ya hala konuşuyor. Bugün atış serbest oğlum. Bugün atış serbest. Yürüyün hadi yürüyün. Tamam baba. Hadi lan. Biliyorum ya. Aslanlarım benim be. Aslanlarım benim be. Kimin eşeği bu? Ay anasını satayım ya. Hüsnü amca. Selam. Sen mi geldin? Atakan. Pardon. Atakan hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber canım? İyi senden Atakan, ne haber? Atakan hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Çok yaşa evladım. Hadi yürüyün bakalım geçin içeri hadi. Buyurun. Hadi. Sulak yerde mi bilir ya? Sağ ol canım. Deliş şundan da ay çok hoş ya süper. Acayip nostaljik ha. İtalyan filmlerindeki aileler gibi. İtalya. Neymiş o nostaljik olan Atakan'cığım? Bu mahalle arasındaki bahçeli evler var ya. Hani çıplak ayakla çocuklar koşarlar falan. Babamın bir şoförü vardı eskiden. Böyle bir ev vardı. Bayılırdık. Karpuzu kuyuda soğuturlardı. Aman ne güzel, aman ne güzel. Baban ne iş yapıyor Atakan'cığım? İlaç ithalatçısı. Ne tip ilaçlar ithal ediyor? Cinsel sağlık ürünü. Helal, helal. Üstücüm helal. Baba iyi misin? Çok komik değil mi? Önce kendi kullanıyormuş. Faydasını görünce getirip satayım demiş. Alem bizim babalık ya. Hüsnücüm. Tamam. Tamam hayatım. Tamam. Şiir. Hangisi bu lavuğun bardağı abicim? Şu buzlu olan. Buzla istediği herkes. Dikkat et karıştırma verirken. Deli misin oğlum ya? Bana bak. Fazla atıp tadını bozma tamam? Bozmaz. Özel bir toz. Tadını değiştirmiyor. Tamam tamam. Karıştır abi karıştır. Oh, içsin bunu salak. Hadi hadi götürelim. Geç. O karışacak içine. Ya biz kalksak mı artık Atakan? Acelesi yok.
Parti akşamüstü başlayacak. Babanla sohbet iyi geldi bana. Kafa adam. Buyur Atakan abi. He? Aferin. Al al al. Buzlu istemiştin. Heh. Eyvallah kanka. Ben bu belide bir koyacağım şimdi sülale. Buyurun anneciğim. Suçum. Elini. Filiş'in hatırı için. Çok mu aradı? Nereden al buldun kardeşim ya? Oh. Bu iyi geldi işte. İç iç. Şifanı içine. Ye oğlum ye. Karnını tut. Buyurun. Belki bir şey yiyemezsiniz oralarda. Afiyet olsun. Sağ ol. Terliyorsun Atakan abi. Bir meşrubat daha getireyim mi ben? İyi gelir. Yok yok sağ ol. Üstüne yazık çocuğa. Atakan iyi misin sen? İyiyim iyiyim. Müsaadenizle tuvaleti bir sefer daha kullanabilir miyim? Aa, ne demek Atakan'cığım. Koş tabii, koş. Ben de gideyim. Hayırdır Atakan ya? Motor su kaynattı galiba. Vallahi anlamadım Hüsnü amca. Çıkınca gideriz biz hemen. Tamam. Ah evlat. Ah güzel. Çok tatlı. Çok. Kızım. Bağırsakları sağlam birini bulamadın mı daha ya? Ne bileyim baba ya. Abla, bu herifte kolibasili var. Sen uzak dur bundan, tamam? Uzak dur. Hadi be oradan şapşal. Şşş, duyacak. Şimdi gelecek çocuk. Oraya bir şey yapmadı değil mi? Ya, of. Oradan geliyor. Sus. Ya bana bak, sen zehirlenmiş falan olmayasın. Yok yok, sanmıyorum. Ya açık bir eczane bulsak da. Egzoz, egzozdan. Eczane diyordum, nöbetçi eczane falan. Ha? Miden iyi gelecek bir şeyler. Ben bu tarafa bakıyorum, sen de öbür tarafa bak, tamam? Ya Atakan, kulaklarıma inanamıyorum ya. Egzoz, vallahi egzoz. Yarın sanayide Salim Usta'ya göstereceğim. Salim Usta'ya söyle sana da baksın. Senin egzoz daha kötü durumda. Ay çok pis kokuyor şu an ya. Ya Zeliş. Lütfen ama Zeliş. Bana karşı dürüst ol Atakan. Anladın mı? Dürüst ol. Of. Aman Allah'ım, bu da ne ya? Ya hemen durur musun Atakan? İndir beni. Ya Zeliş ya. Affet beni lütfen. Ya Atakan durur musun? İndir beni dedim ya. İndir diyorum, indir. Zeliha! Zeliha ya! Lütfen Zeliha! Hayır ya! Ya! Oha! Herif resmen doldurdu! Doldurdu aslında! sonra? Baba Allah aşkına gülme ya! Benim için Atakan bitmiştir artık! Aferin bahtsız kızım, kadersiz yavrum benim. Geçen sene de böyle olmuştu, gidememiştim. Ablayı ben silip atmasaydın ya. Bir şans daha verseydin çocukcağıza. Konuşma sen! Konuşma! Bilsek altını ve sol alma olarak. Şöyle bir koy. Yetişkinleri git. Baba susturur musun şunları? Susun. Bir şey yap. Ne sırıtıyorsunuz lan? Şıksın bana. Görmüyor musunuz ablanızı halini? İnsan hissiz üzülmüş gibi yapar. Vallahi uğraşıyoruz baba da. En fazla bu kadar geliyor elimizden. Defolun gidin içeri. Hadi hadi, gözüm görmesin hadi. Ne yaptın şimdi anne ya? Daha konuşuyor musunuz siz ha? Hadi hadi. Cevap vermeyin annenize. Hadi Allah odanıza. Hadi, hadi hadi. Tamam baba ya. Hain evlat bunlar Hüsnü. Hain evlat. Bu kızcağız mezuniyet balosuna gidemedi. Senin eşek sıpaları kına yıkacak bir yerlerine. Sana da bravo yani Hüsnü, sana da. Bir görüneyim şunlara şöyle bir demiyorsun yani. Abartma Suat, abartma ya. Ya bunun arkadaşı gevşek çıktıysa gelemesini benim aslan parçalarımı çeksin ya. Zaten seni sevmemişsin Atakan'ı. Ay yok canım. Bir tek yok, 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 yok. Durdun çocuğum. Yok yok yok. Ben şimdi anladım. Yazıklar olsun sana Hüsnü. Ne oldu Suat, ne anladın? Ne yazık oluyor ya? Nazarın değdi senin çocuğa, nazarın. Ya, ya git başımdan ya. Doğru söylüyorsun anne, doğru. Gözleri böyle çakır ya. Ayıptır söylemesi. Ben adamı bir bakışta böyle. Sus anne. İğrençsin. Akşam akşam midemi tıkaldırdın ya. Başasına güvenmeye karşıma gelmesin.
Bol bol su içsin, bol bol su içsin kızım. Valla pis bir yastan, pis bir yastan. Pis, pis. Yok anne, yok seni inşallah güzel balolara gideceğim.